Karşımızda Profesör Doktor Bengi Başar hocamız var. Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Osman Öztürk bizlerle birlikte. Osman hocamıza da merhaba diyeceğiz. Öncelikle Bengi hocamıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Can Çok Bey. Teşekkürler. Osman hocam sizler de hoş geldiniz. Osman hocama da merhabalar. Merhabalar ve iyi yayınlar. Merhaba Bengi Hanım. Osman evet. Hocam sizle başlamak istiyorum çünkü bizzat size sorulmuş bir soru var elimde. Alev Hanım yazmış. Osman hocamız cevap verebilir mi? Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği bu yönüyle bir araştırma yaptı mı bilmiyorum ama neden Çin aşısını tercih ettik diye sormuş. Yok, onunla ilgili yani bakanlık bir gerekçe açıklamadığı için bu tercihi nereden yaptığına dair bizim o konuda bir şey söylememiz uygun değil ama biz şeyi izliyoruz. Tabii dünyadaki aşıyla ilgili çalışmaları izliyoruz, takip ediyoruz. Kendi içimizde değerlendiriyoruz. Bilim insanlarımızla değerlendiriyoruz. Ve hani muhtemelen bu yakınlarda da o konuda daha merkezi düzeyde bir açıklama yapacağız. Ama takdir edersiniz ki buradaki kişisel tercihlerimiz içerisinde kurumsal olarak bir şey söyleyebilmemiz için daha dikkatli, daha temkinli ve daha fazla bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Belki şöyle söyleyebilirim şimdilik. Yani zaten Çin aşısı, Alman aşısı gibi hani bunun başlangıcında da, hastalığın başlangıcında da biliyorsunuz Çin virüsü falan gibi ifadeler kullanılmıştı. O ifadeleri söylemekten kaçınmak gerekiyor. Değişik ülkelerin kimisi hani Çin'de bildiğim kadarıyla bir tanesi devlet tarafından üretildi ama diğeri bir şirket ve diğer ülkelere de baktığımız zaman değişik şirketler tarafından üretiliyor. Bunların da hani şunu da ifade edebilirim. Ben dediğim gibi herhangi bir aşı lehine bir yorum ya da herhangi bir aşı aleyhine bir yorum yapabilecek durumda değilim. Ama şu yaklaşım da doğru değil. Yani Almanya'da üretiliyorsa bu daha güvenilir. Çin'de üretiliyorsa daha az güvenilir. Böyle bir algı var hocam, haklısınız. Özellikle sosyal medyada böyle bir algı var. Bu doğru değil. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti de bu konularda doğallığında tabii çok tecrübelidir. Zaten çok büyük bir nüfus ve nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir ülke. Ve işte daha önce SARS'ta da gördüğümüz gibi salgınlarla boğuşmak, mücadele etmek zorunda kalıyorlar ve bu konularda da tecrübelidir. Bir de hala daha kamusal sağlık sistemleri önemli ölçüde kamusal şekilde yürüdüğü için bu konularda öyle tecrübeleri de vardı. Ama dediğim gibi bunlar üzerinden bir yorum yapmak doğru olmaz. Gerçekten yarın bakarız. Hani tabii. Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen bir aşı daha etkili olabilir. Hı-hı. Başka bir ülkede üretilen olabilir. Mesela burada ben en azından takip edemedim. Çok devreye girmedi ama mesela Küba'da biyoteknoloji konusunda çok ileri bir ülkedir. Küçük bir ülke olmasına rağmen. Sanırım bu konuda çalışmaları çok öne çıkmadı. Bilemiyorum aşıda ürettiler mi. Ama bunlar üzerinden değerlendirmemek gerekir. Şöyle bir şey de zaten mümkün. Aslında onlarca hatta sanırım yüzün üzerinde çalışma var. Doğru. Yani bu aşıların hani önemli bir bölümü hakikaten şeyde olabilir. Birlikte her ikisi, her üçü, her beşi de etkili olabilir. Zaten bunların etkiliğini şimdi çalışmaları yapılıyor ama biz bunların etkiliğini ya da yan etkisini en çok uygulamaya geçirdikten sonra göreceğiz. Tabii. Çünkü çalışma sırasında daha küçük gruplarda yapılıyor. Uygulamaya geçirdiğinde yüz milyonlar, milyarlarca insana yapılacak. Hangisi daha etkili, hangisinin yan etkisi daha fazla falan. Aslında o zaman göreceğiz ama bu tabii ki zinher hani şimdiki çalışmaların hiçbir anlamı yok, şimdiki değerlendirmelerin hiçbir anlamı yok manasına gelmiyor. Ona bakacağız, ona göre hep birlikte. Daha çok da burada şu konudaki kaygıyı anlıyorum. Aslında hakikaten Türkiye'nin de şanssızlığına dönüştü. Başlangıçta mesela Sağlık Bakanlığı ile ilgili çok büyük bir güven vardı bu ülkede. Ne yazık ki o güveni kötüye kullandı. Yazdan ve şimdi çok büyük değişti. Ama şimdi çok büyük bir güvensizlik var. Hakikaten öyle de davranmamak gerekiyor. Yani Sağlık Bakanı'nın her söylediği yanlıştır diye de bakmamak gerekiyor. Gerçekten bir mesafeyi korumak gerekiyor söylediklerine dair resmi otoritelerin söylediklerine. Esasen bilim insanlarının, bağımsız bilim insanlarının görüşleri, bağımsız kurumların görüşleri
buralarda daha fazla dikkate alınması gereken şeyler. Ama zinhar bu arada şunu da söyleyeyim, tekrardan bu bugünlerde şey yapmaya, alevlenmeye başlandı, nüksetli bir aşı karşıtlığı falan, vatandaşların buna hiçbir şekilde kanmaması gerekiyor. Aşılar gerçekten tıbbın insanlığa neredeyse en büyük katkıları, en büyük katkıları aşılar. Milyarlarca insanı geçmiş yıllarda hastalıklardan ölen insanlarını elimizde insanlığı koronavirüse karşı en etkili yöntemi aşılar olacak diyorsunuz. Ama diğer değerlendirmeler, bunu hep birlikte tartışmamız, değerlendirmemiz ve bilim insanlarına da güvenmemiz gerekiyor. Üzücü hocam, yani sağlık konusunda uzmanlığı bulunmayan kişilerin aşı karşıtlığı üzerine üstelik bir de işte kitaplar yazmaları, makaleler kullanmaları, çeşitli gazetelerde üstelik yer bulmaya devam etmeleri de bizim mesleğimiz açısından da üzücü. Bunu da herhalde itiraf etmeliyim, özellikle bu canlı yayında söylemeliyim. Bengi hocam, size dönmek istiyorum. Bu tartışmalara siz nasıl baktınız? Çin aşısı olması hasebiyle bir eleştiri yöneltildi. Osman hocamın görüşlerini dinlediniz. Size göre Çin aşısının tercih edilme süreci inaktive bir virüs olması hasebiyle daha eski bir yöntemdir diyor Sayın Bakan. Bir de Sayın Bakanımız herhalde topluma güven de aşılaması umuduyla faz 3 çalışmaları açıklanır açıklanmaz Türkiye'de erken onay verir vermez canlı yayında aşı olacağını duyurdu. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet, şimdi en son Osman hocamın en son söylediğiyle lafa başlamak istiyorum, size başlamak istiyorum. Gerçekten bu tip salgınlarla başa çıkmanın tek aslında gerçek yolu aşılamadır. Onun için gerçekten de aşıların bu karşıtlığı, garip komplo teorisyenlerin ortaya çıkmış olması gerçekten insanlarda kafa karışıklığı yaratıyor. Artık insanların yanlış anladığı bir nokta da var. Çin aşısı derken bu milliyetçilik anlamında değil. Aslına bakarsanız Batı'ya tümüyle teslim olmak yerine Doğu'yu da işin içine sokmak, tüm dünyayı global bir biçimde işin içine sokmak aslında bir rekabet açısından bizleri koruyacak bir unsurdur. Aslında dünya nüfusunu koruyacak bir unsurdur. Bu anlamda fiyatların daha aşağı çekilmesi belki sağlanacak. Büyük kitlelere ulaşması sağlanacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği de zaten bu. Her ülke buna el atsın. Hep birlikte hareket edelim. Aslında istenen budur. Onun için Çin aşısı, Rus aşısı, Hint aşısı. Hayır, bu değil. İnşallah biz de yapabiliriz. Biz kendi aşımızı yapalım. Yani ve biz kendimiz bunu devam ettirelim. Çünkü bizim de böyle bir inaktif aşımız var. Nisan'da faz 3'ü başlayacak. Buradaki aslında çekince ve tartışmalar aslında odak noktası biraz kaydı. Şöyleydi. Dendi ki bakın tüm dünyada Sputnik 5'in bile sonuçları açıklandı faz 3. Ancak şeyinki açıklanmadı. Çin aşısında veya bile vakalar alınıyor. Neden acaba bu açıklanmadan biz hemen getiriyoruz, yapıyoruz oldu. Gerçi onun da bir açıklaması var. Çünkü herkes angajmana girdi biliyorsunuz. İşte bu Gavi açıkladı. İşte kimlerin anlaşma yapmadığına dair birçok ülkeye baktınız. Birçok ülke aslında bir sepetin içine bir sürü yumurta koyuyor. Aslında her aşının birbirine üstün tarafları, birbirinden de daha alt yani daha sorun yaratabilecek tarafları var. Bengi hocam, burada araya gireyim. Vatandaşlarımızın bir bölümden gelen soruları siz yanıt verirken inceleme fırsatına eriştim. Şimdi çoğunluk şuna da önem atfediyor anladığım kadarıyla. Bir, Türkiye dışında hangi ülkeler bu Sinovac almış diye bakıyorlar. Endonezya ve Pakistan yanıtları genelde basit aramalarda ortaya çıkıyor. Elbette teyide muhtaç başka ülkelerinde ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği yazılmış, çizilmiş ama net olan Endonezya ve Pakistan olarak görülmüş. Acaba niye başka ülkelerde istemiyor diye bir endişeye kapılıyorlar anladığım kadarıyla. Bu yönüyle bir endişeye kapılmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Ek olarak bunu da lütfen rica edeyim. Aslında Brezilya'da onlardan alacaktı ama sonra bir vakayla ilgili sorun oldu ve sonra da aldığım kadarıyla çektiler. Ama aşıyla ilgili olmadığı açıklandı onun sonra. Açıklansa da niyeyse böyle bir aralarında bir sorun oldu. Bir çektiler taleplerini. Endonezya diğer aşılardan da alıyor ve çok küçük bir bölümün Çin aşısı alıyor. Aslında en büyük talep bizden şu an dünyada Çin aşısına. Ve şöyle aslında bakarsanız tepkilerden birisi bu faz 3 açıklanmadan böyle bir şeydi. Yumurtaları tek sepete koymaktı. Artı bu inaktif aşılar evet en eski aşılardı ama daha az sayıda üretilebilen ve daha pahalı olabilen aşılardır. Mesela mRNA aşıları da
pahalıymış gibi görse de daha yoğun üretilecek ve daha fiyat avantajı bir süre sonra olabilecek aşılar. Şu an biz Çin aşısını kaç liraya aldığımızı da bilmiyoruz. Bu da işin başka bir yönü. Evet. Onu da açıklamaları çok iyi olur. Çünkü dünyada bir onay almadığı için bir fiyat da açıklanmadı. Bütün aşıların doğru fiyatları açıklandı. Onun da bence bu çok önemli. Ulusal çıkarlar adına da bence çok önemlidir. Ben bunu da önemsiyorum. Tabii. Açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şu var ki insanlar güvenli bu aşıyı yaptırabilirler. Şöyle faz 1-2 güvenlik sınırı geçti zaten. Yani zaten öyle bir güvenlik bariyerini aşmadan faz 3'e geçemeyecekti. Dolayısıyla hani faz 3 açıklanmadan yapılır mı bilmiyorum. İnşallah faz 3 açıklanır yapılır. Ancak olmasa bile sonuçta güvenli olduğundan emin olsunlar. Aşı bile hastalığı kapmaktan daha iyidir. Onun için bunu lütfen bilmeleri lazım. Aşıdan kaçmak toplumu da riske atmak demektir. Fauci geçenlerde çok güzel açıklama yaptı. Eğer dedi siz salgının baskılanması ve salgından dünyanın kurtulması için bir şey mi yapmak istiyorsunuz kişisel olarak, aşılanın o zaman. Virüs için bir kilometre taşı olmayın, atlama taşı olmayın dedi. Çok güzel bir uyarıydı. Sonuç itibariyle buradaki çekinceler aslında bundan ibaret. Neden tek yumurtamız var? Sepette bir tek tip. Artı neden açıklanmadan bu kadar acele ettik? Bakın Avustralya Mayıs'ta ben başlayacağım diyor. FDA onayını beklemeden Amerika başlatmadı bile gibi BioNTech aşılarına. Gelelim aşı farkına. Diyor ki Sağlık Bakanımız inaktif aşıdır, bildiğimiz aşıdır, en eski aşıdır. O zaman teknoloji hiç gelişmesi hep eskilerle gidelim. O zaman biz mesela hep Murat 124'ü kullansaydık. Neden şimdi cihazları kullanıyoruz gibi oluyor bu. Aslında bu bir savunma olmamalı. Ve bu aşıların en büyük handikapları daha az ve kısa süreli antikor cevabı oluşturuyor. Daha ne kadar oluşturduğunu bilmiyoruz ama daha kısa süreli, yani daha sık aşılama gerekebilir. Bu da işin maddi yönünü yapabilir, sorun çıkarabilir. Artı ne kadar antikor cevabı ve koruyuculuğu olduğunu bilmediğimiz için de acaba düşük bir koruyuculuk yapacak ve bununla aşılanan insanlar sonra gereksiz bir özgüven mi kazanacak? Yani yayılım çok daha bir hızla devam mı edecek? Yani bu anlamda da bu aşı olsa bile korunmanın devam etmesi gerektiğini de özellikle burada Sağlık Bakanımızın ve tüm bilimlerin, özellikle bilim kurulunun bazen çok farklı sesler çıkıyor. Çünkü özellikle insanlara bunu empoze etmeleri gerektiğini önemsiyorum ben. Sonuç itibariyle aslında çekinceler bu. Yoksa Çin aşısı, bilmem Avustralya aşısı, Hint aşısı falan değil problem. Bu arada BioNTech aşısı bile bir seneye yakın galiba hocam antikor seviyesi. Çünkü Uğur Şahin bizzat öyle açıkladı. Tabii. Yani ama şöyle, mRNA aşılarının en büyük avantajları hücresel bağışıklığı da, yani bellek hücre bağışıklığının çok güçlü tetiklediğine dair pek çok işte ifade, yayın, yazılar var. Ve zaten bunlar yeni aşılar falan değil mi, mRNA aşıları? 2008'den beri insanlarda deneniyor, kanser tedavisinde kullanılıyor, HPV aşısı gibi. Yani bir enfeksiyondan daha fazla bağışık yanıt oluşturuyor. Ve bir sene bir kere kesin diyor koruruz ama sonrasında da koruyabilir mi? Bakacağız. 2 yıl gözleyeceğiz diyor. Yani sonuç itibariyle 2 yıl boyunca biz aşılar da olsa bu koruyucu önlemleri alacağımızı bilelim. Bir de aşıların en büyük avantajı şu olacak: ağır vakayı engelleyecek en azından. Tümüyle enfeksiyonu engellemesi bile ağır vakayı engelleyecek. Dolayısıyla ölümleri azaltacak. Bu aşıcılar çok büyük faydası. Aynen. Ölümleri. Onun için özellikle risk gruplarının çekinceleri olmadan aşı yaptırmalarını önemsiyorum. Olmalı. Ama umut ediyorum ki bir an önce de şu faz 3 çalışmaları, çünkü bu bizim artık bilimsel anlamda Sağlık Bakanı'nın, bilim kurulunun güvenirliği, hocamın dediği gibi onu tekrar tesis etmesi adına da önemli olduğuna inanıyorum. Şu noktada bir de fiyat kısmını çok önemsiyorum. Bu arada birkaç kaynakta Şili ve Brezilya'nın da ufak çaplı tekrar sipariş ettiği yönünde bilgiler gelmiş. Osman Hocam, şu da merak ediliyor. Şimdi Pfizer aşısı, BioNTech aşısı, saklama koşulları ve imkanları da değişiyor şimdi aşıların diye sorulmuş. Kimileri çok soğukta kalmak durumunda, işte hiçbir şekilde normal hava koşullarıyla temas etmemeli. Ama Çin aşısında zannediyorum böyle bir saklama koşulu, ağır bir saklama koşulu yok, bu yüzden de tercih edilebilir şeklinde yorumlarda bulunan değerli bilim insanlarımız olmuş. Bu saklama meselesi deyince aklımıza işte grip aşısındaki az sipariş meselesi de akla geliyor. O konuyla ilgili yazanlar da oluyor. Vatandaşlarımızın bu güven kaybının temeli anladığım bu yılki grip aşısındaki yetersizlikte etkili olmuş gibi görünüyor. Hem bu saklama meselesine hem de grip aşısındaki kötü tecrübemizi, vatandaşlarımızı böyle etkilemesine ne yorum yaparsınız?
Şimdi aşılarda tabii bizim soğuk zincir dediğimiz, yani üretildiğinden bir insana uygulanana kadar onun korunması çok önemli. Yani düşünün, bir fabrikada üretiliyor, hatta bir ülkede üretiliyor, oradan alınıyor, başka bir ülkeye, bir depoya geliyor. Ama hep soğukta diye. kalacak. Tabii, oradan illere dağılıyor, oradan işte hastanelere dağılıyor, aile hekimliklerine dağılıyor. Aile hekimliğinde de orada tutuyorsunuz, orada geldiği gün hemen yapamıyorsunuz. Bu çok önemli ve bu açıdan da hani aşıların uygulanma pratiği açısından birbiriyle farkı olabilir. Ama burada az önce Bengi Hocam'ın söylediği, ben de onun hani son bıraktığı yerden devam edeyim. Önemli bir faktör de fiyat faktörü. Tabii. Şimdi bir kere ülkelerin de tercihlerine baktığımız zaman bu fiyat faktörünün etkili olduğunu görüyoruz. Hatta insanlarımızın da şimdi o sosyal medyada falan paylaştıklarına baktığımızda, işte Sağlık Bakanlığı ucuz aşı getirecek, ben paramı veririm, daha pahalı aşı alırım falan. Şimdi bir kere aşıda fiyat faktörünün bütün dünyada kalkması gerekiyor. Bakın Can Bey, pandemi diyoruz, pandemi. Yani ne zaman biteceği belli olmayan, daha kaç milyon insanın canına mal olacağı belli olmayan, insanlığı tehdit eden bir durum var. Bunun aşıyı şu şirket bulmuş olabilir, bu şirket bulmuş olabilir. Bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz ama asıl tabii ki o aşıların sahibi şirketlerin sahibi oluyor. Patentin kalkması gerekiyor. Biz bunu yaşadık. Çiçek aşısı, John Salk doktor patentini almadı. Sorduklarında dedi ki, güneşin patenti alınabilir mi? Aşının patenti olur mu? Bundan herkes yararlanacak. Bir kere bunun mutlaka ortadan kalkması gerekiyor. Diğer faktörleri bunun dışında... Sayın Öztürk, bağlantınızda ufak bir kopma yaşanıyor zannediyorum. Geri gelir mi diye bekleyeyim ama ufak bir kopma var. Rejimden rica edeyim, bunu tolere edelim. Osman Öztürk hocamızın bağlantısında ufak bir kopma yaşıyoruz. Bengi hocam şu soruluyor. Evet. Siz Çin aşısı olur musunuz? Bu dönemin meşhur sorusu. Dediğim gibi şu faz 3'ü de açıklasınlar ama ondan sonra tabii ki biz risk grubuyuz. Neden olmayalım? Tabii ki oluruz. Sonuç itibariyle hangi aşıyı bulursak olmak zorundayız şu an. Başka seçeneğimiz yok ne yazık ki. Tabii. Osman hocam, size de aynı soruyu sorayım. Tam bağlantı kopma yaşandı. Hem cümlenizi tamamlayın hem de faz 3 çalışması gelince Dünya Sağlık Örgütü onayı beklenecek, öyle değil mi, Çin aşısı için? İki Osman hocamız da olur mu diye sormuşlar. Evet. Şöyle bakın, bütün bu meseleyi baştan beri biz hani şeffaflık diyoruz ya, tam da bunun için diyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'na güvenmiyor. Aslında biz de baştan takdir etmiştik ama kısa süre sonra işin farklı boyuta gittiğini görünce uyarmıştık. Bilim kurulunda ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, bilim adına üzülerek söylüyorum, tıp adına üzülerek söylüyorum, bir şeyi kalmadı, güvenilirliği kalmadı. Çünkü oradaki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın çok iyi niyetle, hiçbir çıkar gözetmeden çalıştığını görüyorum ama siyaset mekanizması kötü kullandı. O zaman yapılması gereken şu: Sağlık Bakanı'nın kendi başına kolunu açıp aşı olmasıyla güven falan sağlanması. Türk Tabipleri Birliği, Klinik İnfeksiyon Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanları Derneği, HASUDER, bu tür bilimsel kurumlarla, derneklerde, fakültelerin, bu ülkede, Can Bey, bu ülkede tıp fakülteleri var, bu fakültelerin klinik mikrobiyoloji kürsüleri var, halk sağlığı kürsüleri var. Şu salgında hani arada bir, oralardan birileri de sağda siz televizyona çıkarıyorsunuz da biz de duymuş oluyoruz ya da toplum duymuş oluyor. Resmi olarak hiçbirinin bir tane raporu bile çıkmadı. Şu doğru, bunu yapılması gerekir. Bunlarla danışılır, hep birlikte çıkılır, çıkılacaksa da, kamuoyunun önünde şey verilecekse de, görüntü verilecekse de hep birlikte verilir. Ve dediğim gibi mutlaka bir tanesini de seçmek zorunda değiliz. Yani Bengi Hocam da söylediği gibi bunları zaten şöyle bir şey zaten yok. Yani hiç işe yaramıyor da oradan yapılıyor. Hayır, böyle bir şey olmaz. Hangisi daha güvenilir? O onun tartışması. Bugünkü teknoloji içerisinde hangisi nasıl yapılıyor? Tabii. Bunlar tartışılacak, bilim içerisinde uygulandığı da tartışılacak ama vatandaşa güven verici politikalar olmadan, yani burada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu grip aşısı meselesi hakikaten çok kötü yaşadık. Çok kötü yaşadık. Yani az temin edildi. Burada o sıkıntı gözükmeyecek gibi gözüküyor. Ama öncelikli gruplara uygulanacağız. Risk gruplarına denildi. Doğruydu. Az olunca ona uygulamak zorundaydınız. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kayıtları o kadar kötü ki, kanserli hasta, yaşlı hasta, koahlı hasta kayıtlara geçmediği için grip aşısı olamadı. Ha, bir yandan da testlerde de onu gördük.
VIP test uygulananlar, VIP aşı uygulananlar da oldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu toplum olarak itiraz etmemiz gerekiyor. Bilimin, aklın, bilimin ışığında bu işi çok rahatlıkla yürütebiliriz. Yeter ki Sağlık Bakanlığı şeffaf olsun. Kendi bütün bu süreçlerini toplumun bilim konusunda tecrübeli, birikimli diğer kurumlarıyla paylaşsın. O zaman halkımızın da gönlü çok daha ferah olacaktır. Peki. Bengi Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözü rica edeyim. Yani sonuç itibariyle ne olur tıp dışı ya da tıbbın içinde olup da çok enteresan, çok uç noktalara kaymış, hakikaten insanları böyle bir yanlış bilgilendirecek kişilerden ne olur kendilerini korusunlar. Sonuçta öyle ya da böyle aşı her zaman hayat kurtarıcıdır ve bu salgın sonlandırıcıdır. O bilinçle yaklaşsınlar. Eninde sonunda ben her şeyin doğru bir şekilde açıklanacağına inanmak istiyorum. Osman Hocam'ın söylediği gibi bu güveni de artık tesis etsinler. Çünkü bu halkın buna ihtiyacı var. Tabii. Ve bunu da hak ettiğine inanıyorum. Peki. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bengi Hocam. Çok teşekkürler Osman Hocam zaman ayırdığınız için. Sizlerin görüşlerine, bilimin dediklerine kulak vermeye de devam edeceğiz. Sağ olun efendim.